Arkadaşlar herkese merhaba. Kardeşiniz tır şoförlüğünde ilk maaşını aldı ve kendine bir şeyler aldı. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Burada size söylemek istediğim şey, biliyorsunuz şu anda tır şoförlüğünde iç piyasada çalışıyorum. Aldığım maaş tabii ki de çok iyi bir maaş değil. Yani ama şöyle iyi bir maaş değil. En azından asgari ücretten daha yüksek bir rakam alabiliyorum ve bunları sipariş verdim. Şimdi size burada söylemek istediğim şey, şimdi ürün tanıtımı yapacağım ama öyle hiç uğraşmayacağım ürün tanıtımı yapmakla, detay falan vermeyeceğim. Sadece size birazcık hırslandırmak, yani sizi biraz hırslandırmak istiyorum, biraz azimlendirmek istiyorum. Yani benim bütçem bunlara yetti, hani rahatlıkla yetti. Zaten bunlardan şu telefon tutacağı, bununla işimiz yok. Şu araba için kettle almıştım. Şöyle asıl bomba bu. Yani asıl bir tırcının ya da bir bireyin ihtiyacına yarayan ürün bu. Bu arabam için kettle aldım. Şöyle hemen yalandan açayım. Açamıyoruz da. Deli dur. Evet, bu da muhabbet kuşu. Onun da tanıtımını yapalım. Çok uysal bir kuştur demek istiyorum. Ama öyle değil. Dinlendirirseniz sıkıntı çıkartır. Bu da onun tüneyi. Şu an tünek. Hadi buldum. Hadi buldum. Neyse. İlk aldığım ürün bu. Arabada kullanmak için şey. Keto. Bakalım nasıl bir şeymiş. Yani bunu şu yüzden aldım. Yani böyle uykum falan geliyor ya. Hemen böyle arabada üstüne suyu koyup şöyle bakın şu şekilde. O ateşleyen kısımdan böyle suyu kaynatıp şey yapayım diye. Diğeri telefon tutacak. Uygun 30 liralık bir şey. 30 mu 40 mu anlamıyorum. Ama asıl şu, gerçekten çok merak ettiğim bir ürün. Bunu zaten şey var burada. AirPod mi deniyordu buna? AirPod galiba. AirPod Pro. Zaten 2-3 sene falan olmuştur. Belki daha fazla olmuştur. Çıkalı bilmiyorum. Benim almak yani bugün eksikmiş. Şöyle güle güle kullanın diye şeyden aldım. Yüksel'in sitesinden aldım. İpasaj'dan. Fiyatını da söyleyeyim. İleride bunu atacağım için tabii kesinlikle ve kesinlikle aldığım fiyattan ileride değeri daha çok artacağından eminim. Çünkü her şey öyle. Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta. Ben bunu emsalleri 3600 4800'de vardı. 3.5'a da vardı. 3100'e de vardı. Ben bunu indirimde İPASAJ'dan 2890 liraya falan aldım. Şöyle açıyorum. Şu şekilde. Neymiş? Online alışveriş, zartçı falan filan. Neyse. Gördüğünüz gibi şöyle paketi burada. Şöyle rastgele yırtıyorum. Bunu yırtmak ne kadar keyifli lan şöyle şerefinden. Evet. Açalım bakalım. Haydi bismillah. Bir paket daha var. Şunu açtık ve şu şekilde çıktı. Alalım bakalım. Bu ne? İçinde bir şey daha var ama. Bunlar ne? Ha, şurada şarj kablosu var. Şunda da ne var? Ha, içinde de böyle birkaç tane pet koymuşlar. Ürünümüz de burada. Şunu açalım. Burada alalım. Ah dur, elim açtı mı? Dur. Açtım. Şu şekilde çıktı. Bilmiyorum yani, ürünü hiç kullanmadım. Hiç ne bileyim test etmedim, birini de görmedim. Rastgele almak istedim, aldım. Şarj etmek gerekiyor mu gerekmiyor mu inanın bilmiyorum. Ben dediğim gibi kulağıma falan takmadığım için, denemediğim için yani ürünün nasıl bir şey olduğunu, yani nasıl ses verdiğini falan inanın bilmiyorum. Güzel mi değil mi, nasıl kullanacağım onu da bilmiyorum. Sadece maaşım yattı, almak istedim ve aldım. Şu yüzden aldım. Tır kullanıyorum. Tır kullanırken telefona bakmak çok çok zor oluyor. Bunun da çok iyi olduğunu falan söylüyorlardı yorumlarda falan. Hatta birkaç tırcıda da gördüm. Arkadaşlarımda falan gördüm. Önerdiler. Ben de almak istedim. Şimdi size şunu söylüyorum. Çok kısa. Bakın ben bu mesleğe başlayalı daha ilk ayım.
tır şoförlüğüne başlayalı. Yani gerçekten tır şoförlüğüne başlayalı. Harfiyatı saymazsak orada 34 gün falan çalıştım. 40 ya da 34 arası, 34 olması lazım. Burada da bu şirketlere ilk ayım daha dolacak ama maaşımı erken attılar. Şöyle erken attılar. Yani 20 günlük falan çalıştım ya, o paraya attı. Ben de dediğim gibi hemen bunları aldım. Size söylemek istediğim şu. Arkadaşlar ben şu anda bunu aldım, evet. Çünkü Türkiye içinde çalışıyorum ve şey yapacağım zaman da yarın bir gün Avrupa'ya çıkacağım zaman da şu an bende ne vardı? Hemen şurada olacak. Bakın. Şu iPad'im bu benim. Kendime iPad aldım. Şöyle almıştım bu iPad'i. Tabii şunlar, bakın şu ikisini almam benim hemen hemen 3 sene falan sürmüştür yani. Gerçekten yani şöyle 3 sene sürmüştür. Ben buradan önce asgari ücretli çalıştığım bir şirkette 3 sene boyunca kendime şu ikisini alabildim. Bunun haricinde de 30 bin lira falan para biriktirdim. Yani 3,5-4 senede 30 bin lira kadar para biriktirdim. Şu ikisini aldım. Ve inanın arkadaşlar çok fazla para harcayan, tüketen, gezen, sağa sola giden birisi değildim. Şimdi size şunu demek istiyorum. Ben yarın bir gün Avrupa'ya çalışmaya başladığımda inşallah. Şu an bunu alabiliyordum. Oraya başladığım zaman telefonum şu anda iPhone 11. Burada çektiği için şu anda şey yapamıyoruz. Gösteremiyorum telefonu. Zaten biliyorsunuz eskidi. Ama neyse, konumuz o değil. Ben yarın bir gün Avrupa'ya çıktığım zaman, euro kazanmaya başladığım zaman, dolar ya da euro, büyük ihtimal euro olacak. İlk işim ne olacak? Nasıl ben ilk maaşımda bunu aldım? O zaman da telefonumu yenileyeceğim. Ondan sonra da ne olacak? Onları da zaman gösterecek. Dediğim gibi bunları gösterdim, çektim. Buradaki amacım size nispet yapmak, işte ben kazandığım cart curt hava atmak falan kesinlikle değil. Beni hiç kesinlikle yanlış anlamayın arkadaşlar. Benim burada tek istediğim şey sizleri azimlendirmek, hırslandırmak. Şu an inanın hiçbir şeye sahip değilim. İleride bakalım bir şeye sahip olabilecek miyim? Çok merak ediyorum. Zaten bir nevi de bunlar böyle before after gibi olsun diye istiyorum. Yani önceki halim, sonraki halim. Aslında önceki halimde tip olarak falan, neyse şaka yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Deli. Ve au. Ha! Acıtma. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi arkadaşlar, hedef 1 milyondu. Şu an 203 aboneye ulaşmışız. Çok çok mükemmel bir şey bu benim için. 1 milyona ne kadar kaldı? Hemen hesaplıyoruz. 999.970 yok. 999.900 999. Benim matematiğim çok kötü. 202'den, 1 milyondan 202'yi çıkartamıyorum. Bir daha deneyeceğim. Son kez deneyeceğim. 1 milyonsa 999 bin 990 990. Ya 7'li bir şey olması lazım. Ha tamam, 999 bin. Tamam, 999 bin. 9 bin 999 bin. Neyse, olmayınca olmuyormuş arkadaşlar. Benim de matematiğim çok kötü yani. Ne yapalım yani. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi hedefim 1 milyonda ama böyle çok yavaş büyüyoruz. Ama ben inanıyorum, bir şeyin olması için en önemli şey istikrar ve süreklilik. Ben böyle videolar atmaya devam edersem, işimde de bu şekilde böyle yavaş yavaş emin adımlarla kendime güvenerekten bu şekilde ilerlersem bir yerlere geleceğimden adım kadar eminim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Çünkü yorum ve beğenilerinizi görünce gerçekten, ha abone de olun ama ha, bunları yaparsanız gerçekten çok 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 hoşuma gider. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Eğer videoyu buraya sonuna kadar izlediyseniz size bir şey diyeceğim. Hem zaten kulaklığı da test etmiş oluyoruz bu arada. Ağzından çıkanlar mikrofondan nasıl duyuluyor, mikrofondan kulağınız nasıl algılıyor falan filan, neyse saçmalıyorum. Sadece tek diyeceğim şey, teşekkür ederim. Ne oldu anne? Ne oldu annesi? O cesur kara anne, video fırtınaya bir dakika çekiyordum bir ne dakika bir güzel şey ya. söyleyeceğim.